Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün araç inceleme videomuzun ilkini gerçekleştireceğiz. Yanımızda 1993 model Şahin, Türkiye'nin artık kadim dostumuz, o zamanların yerli Mercedes'i Şahin'le birlikteyiz arkadaşlar. Çok fazla anlatılacak bir şey yok. Sadece dıştan görünümünü şu şekilde göstereyim. Kapılarda ince bir çıtası var. Orijinal fabrikasyon karajant dediğimiz kapak jantları var. Şu şekilde sağ tarafına da geçelim arkadaşlar. Aracımız fabrikadan çıktı gibi. Üzerinde hiçbir oynama yok. Çelik jant olsun, cam filmi olsun. Bu tarz şeyler hiç kullanılmadı aracımızda. Bagajımızda da bakacak olursak şu şekilde, çok geniş sayılmayacak şekilde bir bagajımız var. Şöyle iç döşemelerine de bakacak olursak arkadaşlar, plastik diyelim, sert altı kont plak dediğimiz bir malzeme. Kapı kolları ise sert plastik. Yine bu şekilde kapı açma ve cam indirip kaldırma kolumuz var. Burada şöyle söyleyeyim, uzun ve dar bir kapı gözü var. Şu şekilde içinde gösterelim. Şahinlerde bildiğimiz gibi ön iki kapımız otomatik değil. Doğanlarda daha çok kullanıldı. Doğan zaten Şahin'in bir üstü diyebiliriz yani. Şu şekilde göstergemizde sol tarafta kadranımız var. Ortada büyük bir saatimiz var. Sağda ise benzin ve hararet göstergemiz var. Buraya geldiğimizde farlarımız, park ve kısalar, arka rezistansımız, dörtlü flaşörümüz, arka sisimiz, şu da sonradan kendimizin aktif ettiği fanı, bilmiyorum sesi geliyor mu şu anda size. Kola geçecek olursak burada uzun kısa var, şu şekilde selektör yapıyoruz. Sinyalimiz, sağ tarafta ise silgecimiz var. Evet, burada ise kaloriferimizin ayarı var. Şu 1-2-3 olarak değiştiriyoruz. Bu da sıcak soğuk oluyor. Şu ise ortadaki aşağı yukarı olarak, yani cama, ayaklara verdiğimiz ayar oluyor. Şu şekilde burada bir çakmaklığımız var. Gördüğünüz gibi. Kalorifer peteklerimiz var burada, iki tane. Bir tane de sağ ve solda var. Aşağıda yine ufak bir torpido gözümüz var. Teybimiz sonradan takılma bir teyp. USB'li flash bellekli ağ usulü. Burada da yine bir torpido gözümüz var. Şahinlerin olmazsa olmazı, yani Şahinlerin, Tofaşların göğsünün çatlaması zamanla. Evet, burada bir aydınlatmamız var. İçerisi. Şöyle arkada bakacak olursak, arkada da yine sağda ve solda aydınlatmamız mevcut. Burada bir küllüğümüz var. Yine. Evet, arkaya geçelim arkadaşlar. Kapı otomatiğimiz yok. Orijinalinde. Evet. Bu şekilde aracın arkası da boy 1.78,
Ve oldukça geniş, yani ideal denilebilir. Ön koltuk biraz daha ileri gittiği zaman arkada çok rahatlıkla 3 kişi oturabilir arkadaşlar. Ortada büyük bir şalt tüneli var. Arada herhangi bir kolçak yok kol dayama için. Burada yine tutacağımız var. Şoför tarafında yok. Arkada ise bir herhangi bir kapıda saklama gözümüz yok arkadaşlar. Cam indirip kaldırma, kapıyı açma ve kol dayama. Artı yine güllük var. Koltuklar da oldukça rahat. Yani o döneme göre düşünürsek bence çok ideal bir kalitesi var yani. Bu şekilde kapımız da sert kapanıyor bir aya. Evet. Bu şekilde dıştan görünümünü de gösterelim. Herhangi bir sis farımız yok bu modellerde. Sağdan depo kapağımız var. Evet arkadaşlar, anlatacaklarım bundan ibaret. Daha fazla bilmiyorum ne anlatılabilir. Şu şekilde içeriği tekrardan göstereyim. Arka tarafını. İlk videomuzdu araç incelemede. Sonrası da gelecektir inşallah. Yorumlarınızla iyi yanlarımızı, kötü yanlarımızı söyleyebilirsiniz. Çok iyi yaptığımız söylenemez bu işi. Çünkü amatörce, yani kendi bildiğimizce şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar, Şahinimizle kısa bir yolculuğa çıktık. Kullanımıyla alakalı. Tabii eski model bir aracımız olduğu için yani debriyajı, freni ve gazı o kadar yumuşak değil. Şimdikilere bakarak da. Vitesimiz ise aynı şekilde ama ufak bir kullanımdan sonra çok iyi alışıyor insan. Yani bundan sonra yüksek model bir araca bindiğinizde o şeye, buna alıştığınızı fark ediyorsunuz yani. Direksiyonumuz kara direksiyon, hidrolik değil. Bunlar da hidrolik. Bildiğim kadarıyla 97 modelden sonra 1.6 IE'lerde zannedersem o da Tempra motoru olarak geçiyor. Onlarda var diye tahmin ediyorum. Yani öyle biliyorum. Bulunduğumuz yerle alakalı söyleyeceklerimizi ise bulunduğumuz yer İzmir'in Ödemiş ilçesi. Gölcük rampası diyebiliriz. Gölcük gölünün olduğu, Gölcük gölünden aşağı inerken bulunan rampa. Yukarısı çok virajlı. Gerçekten hem virajlı hem de o kadar dik bir rampa yani. Topaçların kaloriferine gelecek olursak herkesin de bildiği gibi Çorum kaloriferi olarak geçiyor Türkiye'de. Oldukça sıcak üflüyor yani, hiç açmanıza gerek bile kalmadan direkt üflüyor yani. Bayağı güzel o yönden kışın olarak. Bunu yazın kapatmamız için ise sağ taraf altta bir torpido gözünün orada sıcak su vanası var. Bunu kapattığımız zaman sıcak su akışı kesiliyor ve bu sıcak yazın gelmiyor. Bunu da buradan söyleyelim. Bilmeyen arkadaşlarımız olabilir illaki. Başka söyleyeceğimiz bir şey ben bulamadım yani, söyleyecek bir şey bu kadar. Çok fazla anlatılacak bir şey yok zaten aracın.
Evet arkadaşlar. Jersey gerçekten çok sıcak. Klimayı arıyor insan yani. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu videomuz da böylelikle sona eriyor. Daha fazla otomobil inceleme videosu gelmesi istiyorsanız eğer bizlere yorumlarda yazabilirsiniz. Videolarımıza like atabilirsiniz. Bu şekilde bizlere destek olabilirsiniz. Biz de böylelikle daha fazla video çekerek sizleri bilgilendirmeye çalışırız. Evet arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın. Dediğimiz gibi yorumlarınızı bekliyoruz. İyi veya kötü hiç fark etmez. Tüm eleştirilere açığız. İlla ki iyi yanımızda kötü yanımızda oluyordur yani. Bulunduğumuz yerle alakalı da yine herkese bence gelip görülmesi gereken bir yer. Yeşillik bakımından olsun, doğa bakımından olsun gayet güzel bir yer yani. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.